Merhaba Capture, ben Kaptan Flygon ve Yu-Gi-Oh! Duel Links'in yeni bölümünde tekrardan sizinleyim. En son bölüm Dark Magician destesi getirmiştik Arcane ile beraber ve istediğimiz sonuçları alamamıştı. O videoya da videonun kartlar kısmına ulaşabilirsiniz. Her zaman gibi bir önceki bölümler her zaman kartlarda var. Aynı zamanda serinin oynatma listeleriyle beraber. Şimdi benim bu desten beklentilerim daha fazla. O yüzden bugün tekrardan getireceğiz. Arcane bu ama öncelikle her ne kadar deste şu an altında olsa da önceki videoyu izlemeyenler için destenin bir daha çabucak üzerinden geçeyim. Master of Magicians Not destesini. Dark Magician Gold çünkü Lava Golem için, Lava Golem'i feda etmek için bir canavar istiyorum. Skill Dark Magician çünkü 3 tane spell oynadığımızda Dark Magician çağırabiliyor. 2 tane Legion of Winchester oyunda bayağıdır var, artık ne yaptığını herkes biliyordur. Sergeant Electro normalde 3 tane olması lazım, bizde bir tane var. Magician's Rose elimizde Dark Magician geçen bir tane spell kartı ekliyor. Dark Magician bestenin kalbi. Dark Magic Attack. Enemy Controller 2 tane çünkü oyundaki en güzel kart. Dark Magic Curtain jump anımızı yere düşürüp Dark Magician çağırıyor. Ancient Rules elimizden Dark Magician çağırıyor. Thousand Knives, Wall of Disruption oyundaki en iyi trap kartlarından biri. Ve Xing Zhang Hu çünkü sadece bir tane Sergeant Electro'muz var ve rakibin spell ve traplarından kurtulmak istiyoruz. Kitlemek istiyoruz daha doğrusu. En son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilmiştik. Her ne kadar son maçımız yakın olsa da bugün bu videoda Platinum 2'ye çıkacağız. Çıkacağız. Bunu kesinlikle yapacağız. Çünkü karanlık büyücüler artık galibiyet istiyor. 4 maçta bir galibiyet yetmeyecek bize. Bugün 5 maç yapabilecek miyiz bakalım? 5 maç yapabilecek miyiz? Yami Bakura'ya karşı başlayacağız ilk başta. İlk başta Bakura'ya karşı geleceğiz. Şimdi Bakura'nın bana karşı ne olabilir? Emin değilim. Ama o oyun meti çok güzelmiş. Game meti harikaymış. Ve elimiz yine berbat geldi. Elimiz yine berbat ve ilk başlıyorum. Hadi ama. 3 kart setleyeceğim. Ama ya elime Dark Magic Curtain gelirse? Özellikle 2 kart setleyeceğim. Lütfen Dark Magic Curtain gelsin. Magician's Road. Tamam, bu da olur. Çünkü Magician's Road'un gelmesi demek Dark Magic Curtain alabiliriz demek. Bakalım kapalı. Doomdog Octrostru büyük ihtimalle. O değilmiş. Sinister Serpent mı? O Serpent destesi diye bir şey vardı değil mi? Reptile destesi diye bir şey vardı. Reptile destesi diye bir şey vardı. Legion'ı setleyelim. Dark Magic Curtain oynayalım. Bir dakika ya. Xing Zhang Hu'yu açmam lazım. Floodgate'se çünkü kötü yakalandık. Floodgate trap olsa kötü yakalandık. Değil, tamam. O zaman Dark Magic Attack kullanabiliriz. Windstorm of it. Master of Magicians'ı kullanalım. Ve Thousand Knives alıyoruz. Enemy Controller. Wall of Strap. Enemy Controller sedilelim. Şunu off yapalım. Xing Zhang Hu'yu kullanmam lazımdı. Yanlış oynadım. O Xing Zhang Hu'yu kullanmam lazımdı. Sağımızı doldurduk. Bakalım ne yapacak. Sağımız da güzel. Elimizde de Thousand Knives var. Wall of Disruption var. Kart setledi. Canavar setledi. Tamam. Burada Xin Hank Hu'yu oynayalım bakalım. Wall of D'yi seçeceğim. Bir de rakibim kapalı kartını seçeceğim. Enemy Controller'ı set... Curse of Anubis. Hmm.
Evet, boşu boşuna Wall of Demons'ı mahvettik. Büyük ihtimalle Sinister Serpent. Shinemu'yu yine yanlış oynadım. Çünkü rakibim kartını setlediği anda açmam lazımdı. Kendi turumda açtım. O da benim tarafından bir hataydı ama rakibim yapacak bir şey olmadığını anlayıp pes verdi. Pes etti. Yine 1'de 1 başlıyoruz. Bakalım geçen video tekrarlanacak mı yoksa bu video şansımız daha mı iyi gidecek? Platinum 2'ye çıkabilecek miyiz? Bu arada geçen videoda karşılaştığımız Aster Phoenix... Pardon, Aster Phoenix değil. Aster Phoenix mi? Zane. Hayır, bir dakika, adları karıştırdım. Geçen video karşılaştığımız Destiny Hero destesi Platinum 5'teymiş. Platinum 5'te. Adam Legendary Platinum 5'ten düşüyormuş. O Thea. Nedense T'yi görünce aklıma hep Thea Burn geliyor. O yüzden iyi şeyler düşünemiyorum. T'yi görünce iyi şeyler düşünemiyorum. Ve 21 kartlık bir destesi var. Kendimi berbat hissediyorum. Ortadakini seçelim. Orijinal Dark Magician'ı çağıralım. Lütfen pes ver. Lütfen pes et. Pes ver. Bugün hep pes verin. Hepiniz pes verin. Pes et. Lütfen Thea. Lütfen buna bir cevabın olmasın ve kaybedeceğini anlayıp pes et. Çünkü Theoburn destesiyle karşılaşmak istemiyorum. Hadi, hadi, hadi. Evet, evet, evet. Güzel, güzel, güzel. 2'de 2 yapıyoruz. Tamam. Bugün Platinum 2'ye çıkalım. Bugün Platinum 2'ye çıkalım. Kötü destelerle karşılaşmadan Platinum 2'ye çıkalım. Ve şimdi izleyin bak. Şimdi Weevil destesi gelecek. Weevil destesi gelecek şimdi. Şimdi Weevil destesi gelecek. Hissedebiliyorum. Şimdi Weevil. Böyle dedim ya. Sırf böyle dediğim için şimdi Weevil destesi gelecek. Lütfen güzel şeyler olsun. Güzel şeyler düşünün. Yo aslında... YouTube bırakıp kain olarak çalışmaya başlayacağım. YouTube'u bırakıp kain olarak çalışmaya başlayacağım. Şanslar ne ki? Hadi ama. Umarım Weevil destesi değildir. Umarım Weevil kullanır ama Weevil destesi değildir. Şu an rakibimi tek turda bitirmek istiyorum. Şu an rakibimi tek turda bitirmek istiyorum. Gladiator Beast destesi. Hiçbir şey anlamadım şu an rakibimin ne kullandığını. Dark Magic Curtain alacağız. Oynamayı bilmeyen birine de denk gelmiş olabiliriz şu an. Takaslamana izin verir miyim? Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika. Asla izin vermem çünkü... Bir dakika, bunun efekti neydi? Bir dakika, bunu okumam lazım. Tamam. Ve Ancient Rules. Şimdi... Dark Magic Curtain oynamaya gerek yok. Şunu yapabiliriz çünkü. DMG'yi çağıracağız. Dark Magician Girl'ü çağıracağız. Legion efektini kullanıp elimize kırmızı Dark Magician'ı alacağız. Çünkü kırmızı Dark Magician'ın animasyonunu görelim bu videoda da. Ancient Rules'la beraber.
Kırmızıyı seçelim. Her ne kadar diğeri prizmatik olsa da kırmızının animasyonu görelim. Kırmızının animasyonu normal Dark Magician animasyonundan daha güzel bence. Yani şey, normal Dark Magician renk şeyini daha çok seviyorum ama kırmızının yaptığı hareket daha havalı. Pes. Pes etti. Pes verdi. Bu da pes verdi. 3'te 3 pes vermeyle gidiyor rakiplerim. Dark Magician destesi karşısında hepsi titreyerek pes veriyor şu an. Ağlayan Weevil. Harika bir şey. İşte hayallerim. İşte hayallerimin kabul olduğu an. 3'te 3 yaptık galiba. Bir galibiyet alırsak Platinum 2'ye çıkıyor şu an. Tek korkum gerçek Weevil destesiyle karşılaşmak. Çünkü bu Weevil destesi. Bu Weevil değildi. Bu Weevil değildi. Ama gerçek Weevil destesi bizi üzebilir. Bakalım. Bu arada geçen bölümün günün sorusunda en sevdiğiniz, orijinal seriden en sevdiğiniz karakteri sormuştum. Bugünün günün sorusunda GX serisinden en sevdiğiniz karakteri soruyorum. Hashtag günün sorusu etiketiyle yorum kısmında cevaplayabilirsiniz. Benim orijinal seriden en sevdiğim karakter Yamyugi. Normal Yugi değil. Yamyugi. Çünkü çok havalı. Çok harika bir şey. Bir kere ses aktörünün Dan Green olması, hani ve Dan Green o seste konuşması harika bir şey. Yamyugi. Kesinlikle. Bu arada Arcane'in diyalogları harika. Bakalım Pegasus'a 21 kart, 25 kartlık bir deste kullanıyor. İlginç. Çünkü normalde hani temel desteler, temel değil de iyi desteler 20 kart oluyor ama 20 ile 25 kart arası kullanmak çok da gariplenecek bir şey değil oyunda. Şimdi elinde Shinsengu olsa iyi olurdu ki olmadı. Direkt DM. Düşünüyorum bir sonraki tur mu yapmak doğru olur? Çünkü şimdi Dark Magic Curtain'ı oynarsam Dark Magic Attack çekme şansım var. Arcane'in özel yeteneği sayesinde. Bir sonraki tur yapmak daha doğru olur onu. Champions Vigilance varken yapmak daha doğru olur. Champions Vigilance'ı kullanabiliyorken yapmak daha doğru olur. Bu arada ilk kez Champions Vigilance geldi elimize. 10 maç, 10, bir dakika bu kaçıncı maç? O Mesomorph. Mesomorph tahmin etmiştim. Böyle bir deste olacağını tahmin etmiştim. Kaçıncı maçımız? 4. maçımız. Weevil, Thea. Başta bir tane yaptık. Tamam, 4. maçımız. Saldıramıyoruz. Amazonas Swordswoman. En azından bunu kapladık. Ama bu destek karşı kendimi iyi hissediyorum ya. Yani bu Pegasus'u yenebilirim. Champions Vigilance'a özellikle bu maç gelmesi iyi oldu. Canvar setleyecek tabii ki de. Karşı setleyecek misin? Oh, Mask of a Ghost. Evet, şimdi Dark Magic atağa çekmemiz lazım. Shinsengu. Dark Magic Curtain oynayalım. Skill'ı setleyeceğim. Master of Magicians kullanalım. Ve Dark Magic Expanded. İlginç. Bir dakika. Binaz. Bir dakika. Şaka. Bir an istediği kadar 2000 ödeyebilir. İstediği kadar 2000 ödeyebiliyor sandım. Oo, Monster Reborn kullanacak.
Ekstra ekstradan gelirse Monster Born kullanacak. İki kart çekti. Bir dakika, hile. Neyse, bir sonraki tur Sergeant Electro'yu feda edebiliyoruz. Ha, sen öyle san Pegasus. Kullanmam lazım. Başka şansım yok, kullanmam lazım. GG. Yandık. Evet, bunu kullanmanın hiçbir anlamı yok. Yine Platinum 2'ye yükselmemizi bir Burn destesi engelledi. 4'te 3 yaptık şu an. Diyecek bir şeyim yok. Diyecek bir şeyim yok. Bir maç daha yapacağız. Platinum 5-1 ile karşılaşacağız ve Lava Golem Burn olduğunu bahse girelim mi? Destiny Draw Lava Golem Burn. Hatta Temple of Mind's Eye, Temple of Mind's Eye var ve de kazanırsa da Legendary olacak. Hissede bir o des. Oh, beni şaşırtıyor. Power of Dark kullanıyor. Demek ki o deste değil. Demek ki o deste değil. Arcane ve Yamayugi maçıyla bitireceğiz videoyu. Ve bu Dark Magician serüvenimizi. Hadi Dark Magician ver direkt. İki tane. Spell ve trapler çok. Destel spell ve trapler çok. Normalde elimde 3 Dark Magician gelerek brickleyeceğimi düşün. Şaka. Şaka. Bu kartı ilk defa görüyorum oyunda. Benim kontrolüm niye spell trap'ler geliyor sadece? Bu desen cidden Platinum 2'ye taşıyacağını düşünmüştüm bize. Özellikle bugün, ama o Pegasus beni çok kötü yaktı. O saldırmayacak. Ancient Rules'u kullanalım. Şimdi bunun Toy Magician olma şansını göz ardı edemem, o yüzden Thousand Knives'ı onu kullanacağım. Kapalı kartı kullanacağım. Ve tahmin ettiğim gibi Toy Magician'mış. Şimdi Mirror Wall bana büyük problem yaratır. Ama Mirror Wall olacağını sanmıyorum. Windstorm of Etiyoka. Bir Dark Magician daha çekersek iyi olur. Ya Dark Magic Curtain. Dark Magic Curtain daha iyi olur aslında. Enemy Controller. Bir dakika, burada bir şeyler yapmamız lazım. Dark Magician'ı feda etmemiz lazım. Q
Copycat almamız lazım. Dark Magician Girl'le Ancient Rules'a çağıramıyoruz ve bu maçta da GG kaybettik. Ha, neden böyle oldu ya? Neden böyle oldu ya? Bu desteği yenmemiz lazımdı. Bu desteği yenmemiz lazımdı. Evet, nasıl Arcana nasıl olur? Ve 5 maçta 3 galibiyet, 10 maçta 4 galibiyet aldık. Yok, pardon, 9 maçta 4 galibiyet aldık. Yarısından az galibiyetimiz var aşağı yukarı. Evet, kötü oldu. Platinum 1'deyiz hala bu hafta. Bakın bir sonraki hafta Platinum 2'ye çıkabilecek miyiz? Umarım bir sonraki hafta çıkarız. Bir sonraki hafta büyük ihtimalle büyük çocuklardan birini getireceğim. Evet, büyük ihtimalle büyük çocuklardan birini getireceğim veya Destiny Hero getirebilirim belki. Destiny Hero kullanmak istiyorum çünkü. Özellikle bu kadar modayken Destiny Hero'yu, ben de modaya uyalım birazcık ve Destiny Hero kullanalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Günün sorusuna hashtag günün sorusu yazarak cevaplamayı unutmayın. Ve bugünün günün sorusu dışında size başka bir sorum daha var. Dark Magician destesini bir daha görmek ister misiniz? Yamugi de getirebiliriz aynı destenin bir benzerini veya Arcane'i de bir kere daha getirebiliriz belki ilerleyen aylarda değil. İlerleyen haftalarda, gelecek hafta değil de belki 3 bundan 3 sonraki hafta falan bir daha getirebiliriz. Birazcık da benim keyfime bağlı. Çünkü Dark Magician'a karşı zayıf bir noktam var. Başka söyleyeceğim bir şey. Video beğendiyseniz beğeni tuşuna sevginizi göstermeyi unutmayın. İyi bir gün geçirin. Sosyal medya linklerim var aşağıda, takip etmek isterseniz. Ama ne yaparsanız yapın, fantastik yapın.